Poli'nin videoyu izlemek istiyorum. Ben Poli'ye çok kızgınım abi. Merhaba, tüm yayınlar saat akşam 9-9.30 ya da 8-8.30'da YouTube kanalımda, Twitch'te falan yayında değilim. Çok soruyorsunuz yayınları nerede açıyorsun diye. YouTube'da açıyorum, gelebilirsiniz. Instagram'dan duyuruyorum. Yeman videosu yapmadığı için. Hadi let's go Poli FB oyun izleyelim. Oyun sektöründe bir. Kalbinizi en çok kıran olay neydi? Kötü bir devam oyunu mu? Terk edilen franchise'lar mı? Editine kadar üzücü yapmış. Belki de sevdiğiniz bir karakterin beklenmeyen ölümü sadece. Hiç yaşamadım bu arada bunu. Oyun sektörü tahmin edilebilir pek çok sürpriz ve hayal kırıklığı ile doludur. Hepinizin büyük bir heyecanla beklediği fakat yayınlanışından sonra aynı seviyede hüsrana uğradığı bir oyun olmuştur illaki. Benim mi? Ben hayatım boyunca bir şey beklemedim ki. Her seferinde daha çok, daha büyük, daha fazla gibi gerçekçi olmayan amaçları hedefleyen ve bunun sonucunda bir göl kadar geniş olup da derinlik olarak bir kaşık sudan öteye gidemeyen onlarca IP'ye maruz kaldığınızda emin olun sizin de beklentileriniz düşüyor. Bu yüzden ben hiç hayal kırıklığı yaşamadım ki. I got nothing to say about Half-Life. We get the orange box out the door. It's going to be episode 3. Half-Life, so we got episode 3. Where is it? We are at the midpoint in our trilogy of episodes, which will conclude in episode 3. Half-Life 2, episode 3. I got nothing to say about these things. They take time. Episode 3. Please, Gabe. Hotly anticipated game. Episode 3. Half-Life 3. Please. Well. Geliştirici günleri geçmişte kalmış olan ufak boyutuna rağmen sektörün devlerine resmen dalga geçiyor derecesinde kafa tutan benim içinse Stockholm sendromunun vücut bulmuş halidir. Haliyle sizlere önceki pek çok videomda da olduğu gibi yapıtları arkasındaki felsefeyi anlatmak istediği düşünceleri elimden geldiğince aşılamaya çalıştım. Fakat bugün için ise farklı bir planım var. Bugün size bir itirafta bulunmam gerekecek. Onlar iyi adamlar değiller. Yani doğal olarak oyun sektöründe böyle bir etiketlemeyi kulaklık takıp internetteki anonim kişiliklere sövmekten kafatası yamulan hentai bağımlısı Bodrum yaratıkları yaparlar. Tabii rekabetçi multiplayer dışında bir janra bildiklerini varsayıyorum bu arada. Her şeye rağmen Valve'ın elinde çok başarılı bir geçmiş var. Class tabanlı FPS türünün ilk örneği Team Fortress. Call of Duty olmadan önceki Call of Duty serisi Day of Defeat. Çok iyi oyun bu arada. Gerek deneysel gerek de ana başlıkları ile başarılı bir katalığa sahip. Gerçekten Day of Defeat çok iyi oyun. Yalnız eminim ki onları çevreleyen başarısızlıkları ve skandalları o kadar iyi bilmiyorsunuzdur. 2018 yapımı Artifact mesela. Kart oyunlarında rakipsiz olan Hearthstone'a cevap olarak geliştirdiği bir oyundu Valve'ın. Şu an olduğu durumda kendisinin gereksiz ve unutulmuş bir proje olduğunu söylemek oldukça güvenli. 2010'ların ortaları Valve açısından çok iyi bir dönem olmadı maalesef. Elbette onlarca firma sektöre oyun üretirken Valve'ın eli de armut toplamıyordu o seneler. Kendileri de donanım işine girmişlerdi. 2015 yılında Steam makinelerini denemişlerdi bir. Bildiğiniz bir bilgisayar kapasitesinde olup da arka planda Steam OS üzerinde çalışan cihazlar kendileri. Sektörde de çoğu oyunun Linux desteği olmadığını varsayarsak oynayabileceğiniz oyunlar kısıtlanıyor. Dolayısıyla fazla satış yakalayamamışlardı. Aynı şekilde yine 2015 yılında Steam Controller piyasaya sürüldü. Yalnız sürülüp sürülmediği belli bile olmadı. Çünkü ancak 500.000 kadar satabilmişti ve bazı küratörler tarafından ölü olarak doğduğu bile söylenmişti hatta. Aynı şekilde Steam Link isimli cihazları da sahip olduğu sınırlamalardan dolayı istenilen satışları yakalayamadı. Aşağı yukarı Steam'deki kadar bütün donanım girişimleri başarısız olmuştu Valve'ın. CSGO topluluğunu sarsan kumar siteleri yüzünden de bir zamanlar başı büyük belaya girdi. Son zamanlarda Steam'e gelen zamlar da cabası. Şişko Gandalf'a hava hoş. Yeni Zelanda'daki şişme yataklı odasından tek tıkla %850 zam yapıyor. Faturası da bize kalıyor maalesef. Şuna bak bakayım, Outlast 190 lira. Daha 6 ay önce 30 kağıttı bu oyun. Yok mu buna bir çözüm Poli? Merak etme adamım, Gameship yanında. Gameship Steam oyunlarını %20 daha ucuza almanı olanak sağlar. Adamım ya. Ama dur. Ya bu adam sponsor alınca mutlu oluyorum ya. Bak gerçekten bu adam sponsor alınca mutlu oluyorum. Dahası var. Oyun platformlarında kazandığın kredileri nakite çevirebilirsin. Nasıl mı? Gel bir örnek göstereyim. Gameship mağazamı açıyorum ve uzun zamandır düşündüğüm Control oyununu %20 indirimle alıyorum. Gerekli bilgileri girdikten sonra oyun 24 saate kadar Steam hesabında. İyi de bu nasıl oluyor?
Sizi Ahmet'le tanıştırayım. Ahmet yanında 3 litre gamer yakıtıyla 24 saat CS'de rank kasan obez bir klavye delikanlı. Düşürdüğü kasalarını da değerlendirmek istiyor. Bunun için bu kasaları satıp bakiyesini Gameship'a atıyor. Sistem bizi eşleştiriyor. Ben Ahmet'i Steam'den ekliyorum. Ahmet de bana kontrolü atıyor. Sistemde onaylıyoruz. Böylece ben kontrol sahibi oluyorum. O da parasını nakde çeviriyor. Dahası var. Gameship bir oyuncu topluluğu. Burada yer alan makalelerden yararlanıp bilgi dağarcığını genişletebilirsin. Çok iyiymiş bu arada. Evet, Gameship. Zamları bu adam yaptı. Tutuklayın lütfen. Sen de Gameship'e gel. Binlerce oyuncudan oluşan bu topluluğun bir parçası ol. O yıllar falan çok büyük ban dalgaları olmuştu ya. Acayip matrak zamanlardı ben. Evet, fakat hatırlıyorum ben. Bana göre bir olay var ki bu saydıklarımın etkisi toplansa bile yaşadığım hayal kırıklığının yanına bile yaklaşamaz. 2017'ye hoş geldiniz. Bana göre Valve'ın en dip yılı olur kendisi. Uzun yıllardır ne sizin ne de benim cevabını belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir soru var FPS camiasında. Half-Life 3 nerede? Bu soru artık öyle bir duruma geldi ki otostopçunun galaksi rehberindeki süper bilgisayar bile evrenin, yaşamın ve her şeyin cevabına 42 değil Half-Life 3 derdi eminim. Öyle ki Gabe Newell Amerikan başkanı olsaydı 3. Dünya Savaşı meselesi söz konusu bile olmazdı. Ha! Bu espriyi çaldım diğer bütün shorts youtuberları gibi. Fakat biliyor muydunuz? Half-Life 3 aslında çıkalı çok oldu. Hadi lan! Hadi lan! 2017 yılı Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde bizzat serinin senaristi olan Mark Laidlaw tarafından sızdırılan bu senaryo Half-Life 3'ün orijinal senaryosunu içeriyor. Kendisi hadi lan! Bir sene önce Valve'dan ayrılan Laidlaw kişisel bunalımlardan dolayı bir inzivaya çekildi ve bunu yapmanın kendi vicdanını rahatlatmak adına... Ama çok heyecanlandım şu an! Bir şey diyeceğim, vallahi heyecanlandım. İyi olacağını düşündü. Daha sonrasında bu kararı hakkında yapılan röportajlarda Laidlaw senaryoyu yayınlamaktan büyük pişmanlık duyduğunu belirtti. Bu yazı daha sonrasında... Anlat senaryoyu, anlat! ...mirasını devam ettirmek adına başlatılan Project Borealis ve Boreal Elf gibi hayran projelerine de temel olmuştur. Gelin bu yazıya hep... Arzupa işte bu! İşte bu! Çok heyecanlandım şu an. Başkası binemiyor dedelit. Sevgili oyun. Al lütfen, umarım al. Bu mektup eline ulaşır. Gordon Freeman, nicedir senden haber alamamıştık diye şikayet ettiğini şimdiden duyar gibiyim. Eğer mazeretimi dinlemeyi kabul edersen elimde bir sürü var. En büyüğü de başka boyutlarda falan olmam ve sana normal yollarla ulaşamamam. 18 ay öncesine kadar durum bundan ibaretti. Ta ki durumumda kritik bir değişiklik meydana gelene ve kendimi tekrar bu kıyılarda bulana kadar. O zamandan beri sıklıkla aradan geçen yılları, sessiz kaldığım o seneleri en iyi nasıl anlatabilirim diye düşünme imkanı buldum. Öncelikle beklettiğim için özür dilemekle başlamak istiyorum. Ve bunu aradan çıkardığımıza göre hızlıca önceki mektubumda anlattığım olaylardan sonra başıma gelenleri anlatmaya başlayabilirim. Burada bir dipnot düşmek istiyorum. Önceki mektup olarak bahsedilen şey Half-Life 2 Episode 2 ve onun öncesinde gerçekleşen olaylar. Öncelikle bir önceki mektubumun son paragraflarından da hatırlayabileceğin üzere Eli Wentz'in ölümü hepimizi sarsmıştı. Direnişçiler bu durumdan derinden etkilendi. Planımızın ne kadarının ifşa olduğundan emin olamıyor, hatta planladığımız şekilde devam etmenin mantıklı olup olmadığına bile karar veremiyorduk. Ama yine de Eli'yi toprağa verdikten sonra yeniden bir araya gelecek gücü ve cesareti bulduk. Eli'nin gözü pek cesur kızı Alex Vance'in babasının arzusuna uygun olarak devam etmemiz gerektiğine dair inancıyı da bizi ateşleyen. Eli'nin uzun süredir yardımcılığını yapan Dr. Judith Mossman'ın gönderdiği Kuzey Kutbu koordinatları elimizdeydi. Ve bunun kayıp araştırma gemisi Borealis'in yerini gösterdiğine inanıyorduk. Eli, Combine'ın eline geçmesine izin vermektense Borealis'in yok edildiğini gerektiğini düşünüyordu. Ekibin kalanı ise aynı fikirde değildi. Borealis'in direnişi başarıya ulaştıracak sırrı barındırdığını inanıyorlardı. Öyle ya da böyle gemiyi bulana kadar tartışmanın bir anlamı yoktu. O yüzden Dr. Vance'e karşı son görevimizi yerine getirdikten sonra Alex ve ben bir helikoptere atladık ve Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktık. Çoğunlukla askerlerden oluşan daha büyük bir destek ekibi de ayrı bir araçta bizi takip edecekti. Arkadaşlar ben Egan Zegan'la büyüdüm.
koyayım. Ben zaten Half-Life 2'yi, Episode 1, Episode 2'yi biliyorum. İşte Eli Wensen öldüğünü falan filan, işte ne bileyim G-Man'in bir yerde kapalı olduğunu, onu, tüm hikayeyi biliyorum ben. Oğlum, Egan Zekan'la büyüdüm. Sabri abiyle büyüdüm ben yani. Daha küçük helikopterimizin çakılmasına neden olan şeyin ne olduğundan emin değilim. Tipi altında o donmuş topraklardan geçerken harcadığımız saatleri de yalan yanlış, hayal meyal hatırlıyorum. Net bir şekilde hatırladığım ilk şey, Dr. Mossman'ın vermiş olduğu koordinatlara Borealis'i bulmamız gereken yere yaklaştığımızdı. Ama onun yerine üzerinde kötücül Combine teknolojisinin tüm izlerini taşıyan son derece korunaklı bir tesisle karşılaştık. Nasıl siktir be? Etrafı geniş bir buzul araziyle çevriliydi. Borealis'in kendisindense bir iz yoktu. Daha doğrusu ilk başlarda. Combine tesisine gizlice girdiğimizde kendini tekrar eden, kuzey ışıklarına benzeyen bir efekt fark ettik. Sanki devasa bir hologram bir görünüp bir kayboluyordu. Başlarda bu tuhaf olayın Combine'ın kullandığı bir tür lens sisteminin sonucu olduğunu düşünsek de kısa süre içinde fark ettik ki gördüğümüz şey aslında araştırma gemisi Borealis'in ta kendisiydi. Combine cihazlarının tam ortasında ortaya çıkıyor, sonra tekrar kayboluyordu. Uzaylılar tesislerini gemiyi araştırmak ve cisimleştiği anda ele geçirmek için buraya kurmuşlardı. Dr. Mossman'ın bize yolladığı koordinatlar geminin yerini değil, tahmini varış noktasını gösteriyordu. Araç salınımlar eşliğinde bizim gerçekliğimize bir girip bir çıkıyor, nabız misali atan görüntüsü giderek bir düzene giriyordu. Fakat uzun süreliğine görünür olacağının, hatta ortaya çıkıp çıkmayacağının bile garantisi yoktu. Gemi fiziksel forma büründüğü anda içine girebileceğimiz bir konumda beklememiz gerektiğine karar verdik. Ne oldu lan? Bu noktada kısa süreliğine gözaltına alındık. İlk başta Combine tarafından yakalandığımızdan korkmuştuk. Ama eski düşmanımız, işbirlikçi ve iki yüzlü Wallace Breen'in adamları tarafından ele geçirildiğimiz ortaya çıktı. Aynen, Dr. Breen onu son gördüğümüzden beri oldukça değişmişti. Yani ölü değildi. Combine bir noktada adamın bilincinin eski bir versiyonunu kurtarmış ve fiziksel bedeni öldüğünde yedek kişiliğini devasa bir larvayı andıran bu biyolojik kopyaya yüklemişlerdi. Bir Breen larvasına. Bu larva Combine hiyerarşisinde göreceli olarak önemli bir güç mevkiinde bulunuyor olsa da gergin görünüyor ve özellikle de benden korkuyor gibiydi. Bu yüzden larva bize karşı ihtiyatlı davranıyordu. Yine de kısa bir süre sonra kendisinin de Combine'ın bir esiri olduğunu itiraf etti. Bu grotesk halinden kesinlikle memnun değildi ve hayatını sona erdirmemiz için bize yalvardı. Alex, Wallace Breen'in çabuk bir ölümü hak etmediğini düşünse de şahsen ben biraz acıma, biraz da merhamet hissediyordum. Yolumuza devam etmeden önce Alex'e fark ettirmeden larvanın ölümünü hızlandırmak için bir şeyler yapmış olabilirim. Dr. Breen tarafından alıkoyulduğumuz yerin pek de uzağında olmayan bir noktada Judith Mossman'ı bir Combine sorgu hücresinde bulduk. Tahmin edebileceğiniz gibi Judith ve Alex'in arası oldukça gergindi. Alex babasının ölümü için onu suçladı. Judith ise ilk kez duyduğu bu haber karşısında yıkılmıştı. Judith en baştan beri direnişe hizmet eden bir ikili ajan olduğuna, yalnızca Eli'ın kendisinden istediklerini yapmaya çalıştığına ve grubun diğer üyeleri, yani bizim tarafımızdan bir hain olarak görülme riski taşıdığını bilmesine rağmen buna devam ettiğine Alex'i inandırmaya çalıştı. Ben tamamen ikna olmuştum fakat Alex için aynı şeyi söyleyemem. Ama duruma mantıklı açıdan bakacak olursak Dr. Mossman'a ihtiyacımız vardı. Borealis'in koordinatlarına ek olarak gemiyi tamamen kendi gerçeklik düzlemimize getirmek için gerekli olan rezonans anahtarlarına da sahipti kendisi. Bir araştırma istasyonu koruyan Combine askerleriyle çatışmaya girdik. Ardından Dr. Mossman, Borealis'e bütünlük sağlayacak frekansları girdi. Elde ettiğimiz o kısıtlı zaman diliminde sayısız Combine askeri ensemizdeyken apar topar gemiye bindik. Borealis çok kısa bir anlığına maddeleşmiş, sonra salınımlarla geri dönmüştü. Evrenler arasında sıçramaya başladığımız sırada bölgeye intikal eden ve Combine güçleriyle çatışmaya giren destek kuvvetlerimizin bize katılması için artık çok geçti. Sonrasında yaşananları açıklamak daha da zor. Alex Vance ve Dr. Mossman'la birlikte gemiyi kontrol eden şeyi aradık. Güç kaynağını, kontrol odasını, seyir merkezini, geminin karmaşık bir geçmişi olduğu ortaya çıktı.
Yıllar önce Combine işgali sırasında eski bir bilim ekibinin üyeleri Michigan Gölü'nün altında yer alan Aperture Science araştırma üstünde kuru havuza alınmış bir geminin üstünde çalışıyorlarmış ve ona Bootstrap Device adını verdikleri bir cihaz monte etmişler. Planlandığı gibi çalıştığı takdirde tüm gemiyi kaplayacak büyüklükte bir alan oluşturması gerekiyormuş. Bu alan ise arzu edilen herhangi bir yere anında aradaki mesafeyi kat etmesine gerek kalmadan geçiş yapabilecekmiş. Bir giriş ya da çıkış portalına herhangi bir cihaza gerek duyulmuyormuş. Tamamen bağımsızmış. Maalesef cihazı test etme fırsatını hiçbir zaman bulamamışlar. Combine 7 saat savaşı sırasında dünyayı işgal ederken uzaylılar en önemli araştırma tesislerimizin çoğunu ele geçirmiş. Geminin düşmanların eline geçmesini istemeyen Borealis mürettebatı ümitsizce bir girişimde bulunarak alanı çalıştırmış ve onu hedef alabildikleri en uzak noktaya, Kuzey Kutbu'na göndermişler. Fark etmedikleri husus, Bootstrap Device'ın zaman ve mekanda da yolculuk edebildiğiydi. Ayrıca herhangi bir zamana ya da konuma da bağlı değildi. Hem Borealis hem de aktifleştirildiği an 7 saat savaşı zamanından kalma, unutulmaya yüz tutmuş Michigan Gölü ile günümüzün Kuzey Kutbu arasında zaman ve mekanda gerilmişti. Tıpkı lastik bir bant gibi uzamış, titreşiyordu. Ama bazı yerlerde sabit duran noktalarını bulabiliyordunuz. Tıpkı titreşen bir gitar telinin üstündeki armonik noktalar gibi. Gemiye bindiğiniz yer bu armonik noktalardan biriydi. Ama tel zaman ve mekanda hem ileriye hem de geriye doğru uzanıyordu. Ve çok geçmeden her yöne çekileri olduk. Zaman kafa karıştırıcı bir hal aldı. Güverteden baktığımızda Aperture Science'ın kuru havuzlarını tam teleport anında Combine güçleri karadan, denizden ve havadan yaklaştığı sırada görebiliyorduk. Aynı zamanda Kuzey Kutbu'nun ıssız topraklarını, değişken durumdaki Borealis'e ulaşmak için savaşan arkadaşlarımızı da görüyorduk. Ek olarak başka dünyalara, belki de geleceğe ya da geçmişe ait kısacık görüntüler de geçip gidiyordu önümüzden. Alex, dakikalar geçtikçe Combine'ın diğer dünyaları işgal etmek için kullandığı merkezi toplanma bölgelerinden birini gördüğümüzden daha çok emin oldu. Tıpkı bizim dünyamıza yaptıkları gibi. Bu sırada geminin içinde savaşıyor, Combine güçleri tarafından takip ediliyorduk. İçinde bulunduğumuz durumu anlamakta ve ne yapacağımıza karar vermekte güçlük çekiyorduk. Borealis'in rotasını değiştirebilir miydik? Yoksa kendimiz de dahil içindeki herkesle birlikte havaya mı uçurmalıydık? Lakin bir sabun köpüğü gibi içinden geçip gittiğimiz aldatıcı ve paradoksal zaman döngüleri yüzünden bir gerçekliğe tutunmak imkansızdı. Binlerce farklı versiyonumuzla karşılaştıkça kendimi delirmiş gibi hissettim. Diğerleri de öyle. Sanki kısmen bir hayalet gemide, kısmense kabusumsu bir panayırdaydık. En nihayetinde her şey yapacağımız bir seçime dayanıyordu. Judith Mossman bizimle mantıklı bir şekilde tartışarak Borealis'i kurtarmamızı, onu direnişe teslim etmemizi ve zeki akranlarımızın gemiyi inceleyip gücünden faydalanabileceklerini söyledi. Ama Alex bana babasının gemiyi yok etme arzusunu yerine getireceğine dair yemin ettiğini hatırlattı. Sonra da Borealis'i kendini yok edecek şekilde programladığımız ve onu Combine'ın işgal merkezinin tam ortasına sürdüğümüz bir plan yaptı. Judith ile Alex tartışmaya başladılar. Alex, sonunda Judith onu kaba kuvvetle yere serdi ve gemiyi buzlara yanaştırmak için Bootstrap Device'ı kapatmaya koyuldu. Derken bir silah sesi duydum. Ve Judith yere yığıldı. Alex, salak aptal a**ayım. Geri zekalı. Ya, duygusal karakterlerden nefret ediyorum a**ayım. Alex ile birlikte intihar dalışının hazırlıklarına başladık. Bedbaht bir şekilde Borealis'i bir silaha, zaman yolculuğu yapabilen bir füzeye dönüştürdük. Ve yönünü Combine'ın komuta merkezine çevirdik. Tam bu noktada duyunca şaşırmayacağımdan adım gibi emin olduğum üzere acı ile karın, G-Man'in görünümünde malum bir şeytani suret ortaya çıktı. İlk kez sadece bana değil, Alex Vance'e de görünüyordu. Alex, gizemli devlet adamını çocukluğundan beri görmemişti. Ama onu hemen tanıdı. Benimle gel, yapmamız gereken şeyler ve olmamız gereken yerler var, dedi G-Man. Ve Alex ona razı geldi. Mavi takım elbiseli tuhaf adamı takip ederek Borealis'ten, bizim gerçekliğimizden ayrıldı. Benim içinse açık tutulan elverişli bir kapı yoktu. Sadece alaycı bir sırıtış ve bir yan bakış. Combine dünyasının ortasına doğru yol alan, silaha dönüştürülmüş bir gemide tek başıma kaldım. Muazzam bir ışık patlaması yaşandı. Işıl ışıl parlayan bir Dyson küresinin kozmik görüntüsünü yakaladım göz ucuyla.
Combine'ın engin gücünün büyüklüğünü, çabalarımızın beyhudeliğini kısa bir anlığına kavradım. Her şeyi görüyordum. Bilhassa da Borealis'in en güçlü silahımızın onlara cızırdayan bir kibrit çöpünden daha fazla zarar veremeyeceğini. Benden geriye o kadarcık bir parça bile kalmayacaktı. Tam o sırada mutlaka senin de öngördüğün gibi Vortigauntlar kendi kareli gerçeklik perdelerini ayırdılar. Daha önce yaptıkları gibi bana uzandılar ve beni dışarı çıkarıp bir kenara çektiler. Alay fişek gösterisinin başladığını ucu ucuna görebildim. Ve işte buradayız. Bu sahile dönüşümden bahsediyoruz. Bu toprakları tanımama rağmen oldukça dolambaçlı bir yol oldu. Ve arazenin ne kadar değiştiğini görmek beni şaşırttı. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki kim olduğumu, en son konuştuğumda neden bahsettiğimi ya da başarmaya çalıştığımız şeyi hatırlayan çok az kişi kaldı geriye. Bu noktada direnişin benim bir katkım olmaksızın başarılı veya başarısız olup olmadığından emin değilim. Eski dostlarımın hepsi susturuldu veya başarısız oldu. Artık araştırma ekibinin büyük bir kısmını tanımıyorum ama direniş ruhunun devam ettiğine inanıyorum. İzlenilmesi gereken yolu benden daha iyi bildiğinizi umuyorum ve bunu size bırakıyorum. Benden bu konularla ilgili daha fazla mektup almayı beklemeyin lütfen. Bu benim son mektubum. Sonsuz bir katiyetle dostun olan Gordon Freeman. O günü çok net hatırlıyorum. Daha lisenin başlarında, yaz tatilinin ortasında odamda çayımı yudumlarken almıştım bu haberi. Half-Life evreni açıklanamayan onlarca sorusuyla beraber çözülmesi imkansız bir düğümü andırır bana. Gelişme esnasında da pek çok çıkmaz ve hikaye boşlukları ile karşılaşılmıştır. Olay örgüsü ve karakterleri etrafında onlarca spekülasyon döner. Ve aslında bu devre kadar hala hakkında konuşuluyor olmasının ardında da bu yatar. Bilinmezlik. Her ne kadar arka planında aslında öncesinde yapılmamış hesaplar ve ağırlığı tartılmamış kararlar yatıyor olsa bile bu bir çeşit özgünlük katar bu evrene. Açıkçası bu olayın ardından benim içimde yatan sinirin sebebi de aynen bu. Evrenin distopik ve karamsar tonuna yakışık bir sondu bu senaryo Half-Life 3 için. Half-Life Alyx ise çıkışıyla beraber bu seriye yeni bir soluk kazandırmış ve bu senaryoyu non-canon yapmıştır. Mark Laidlaw'un seriden ayrılışı sonrası Portal serisinin yazarları Eric Wolpaw ve Jay Pinkerton getirildi sahneye. Bu durum beni umutlandırıyor olsa da seriyi saran yüksek beklentileri nasıl karşılayabilecekleri konusunda oldukça endişeliyim. Evet, bir Valve bile yapamaz gibi geliyor bana. Belki de doğrudur. Her hikayenin sonu olmak zorunda değildir. Zaten bir nevi insanoğlunun ulaşmaması gereken sınırları zorladığında ne olabileceğini ele alır Half-Life. Mensup olduğu ırkın kaotik doğasının ve bu doğanın sebep olabileceği yıkımın analizini yapar. Ve bu analize göre de bazı şeyler ulaşılmazdır. Tıpkı Half-Life hayır ya, hayır, ve bir hayır. De şey gibi ya... Adı neydi unuttum. Half-Life 2 neden yanlış anlaşılıyor Poli? Half-Life 2 neden yanlış anlaşılıyor Poli? Sus! Pardon. Hemen bir saniye. Abi tatmin olmadım ya Episode 3'den. Yani eğer sızdırılmış Half-Life 3 hikayesiyse mesela yıllar sonra Half-Life 3 çıksaydı mesela ve böyle bir oyun oynasaydım işte Borealis'i bulsaydık sonra Borealis'e binip işte Combine komuta merkezine Borealis'i bıraksaydık patlasaydı falan. Ben tatmin olmazdım. Bence çok böyle klasik bir son yani işte Combine'ı zarar ver. Bilmiyorum beni Episode 3 denilen olay çok böyle... 13yan.com.tr gibi geldi bana ya. Daha fazlasını beklerdim. Mesela şeyi duymak isterdim. İşte G-Man'le ilgili daha fazla şey öğrenmek isterdim. Combine'le ilgili daha fazla şey öğrenmek kesinlikle isterdim. Yani Combine'la alakalı daha fazla şey ama yani Combine şeyine gideceğim diye böyle bomba bırakacağım falan filan. Yani o beni yak ya. O zaman G-Man'in olayı kalmaz ki Brom. Elbette kalmaz. Hatta yani kesinlikle kalmaz. Ben ama şeyi duymak isterdim yani. Ne bileyim G-Man'la alakalı 1-2 minik bilgi edinmek isterdim en azından.